Kemal Burkay 1937 yılında tam da Dersim olaylarının yaşandığı sıralarda Tunceli'de doğdu. 1949'da köy enstitüsüne girdi. Ankara'da öğretmen okulunda ve hukuk fakültesinde okudu. Pek çok şiir, roman ve tarih kitabı yazdı. Yine şiirleri grup yorum ve yeni türkü besteleriyle dinleyicilere ulaştı. Ama bir şiiri vardı ki Sezen Aksu'nun bestesiyle tüm müzik listelerinde haftalarca bir numara kaldı. Kemal Burkay Gülümse şiirini Ankara'daki küçük bekar odasında yazmıştı. Gülümse hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Kemal Burkay'ın 1965 yılında bu kez adresi Türkiye İşçi Partisi'ydi. Önce üye oldu, daha sonra 1968'de partinin yönetim kuruluna, bir yıl sonra da Merkez Yürütme Kurulu'na girdi. 12 Mart döneminde yurt dışına çıktı ve 1974 affıyla geri döndü. Kemal Burkay, ülkeyi ikinci kez terk etmesine 5 yıl kala 1975 yılında Kürdistan Sosyalist Partisi'ni kurdu. Parti 1977 seçimlerinde Diyarbakır ve 1979'da Ağrı Belediye Başkanlıklarını aldı. Burkay'ın partisi silahlı mücadeleyi reddeden yapısıyla PKK'dan ayrıldı. Ve Burkay 1980 yılında bir daha dönmemecesine Türkiye'den ayrıldı. Eylül askeri müdahalesi tam 30 bin civarında siyasi mülteci yarattı. Ardından Kürt sorunu ve PKK terörüyle birlikte 60 bin civarında Kürt kökenli yurttaş Türkiye'yi terk etti. Türkiye'yi terk etmelerindeki en önemli neden hiç kuşkusuz iş beklentisiydi. Kürt kökenli olduklarını söylüyorlar ve Avrupa ülkelerine göç ediyorlardı. Ancak ikinci sırada PKK terörü ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasal uygulamaları vardı. Kemal Burkay, Kürt sorunu konusunda barışçıl çözümler öneren ve 12 Eylül'den önce bölgedeki en önemli siyasi güçlerden birinin lideri olarak sivrildi. Ancak PKK ile arasındaki çelişkiler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargısı karşısındaki konumu nedeniyle Türkiye'yi terk etti ve 30 yıldır Stockholm'da yaşıyor. Şimdi Kürt açılımının konuşulduğu şu günlerde acaba Kemal Burkay ne düşünüyor? Acaba Türkiye'yi ne kadar özlüyor, açılıma ne kadar destek veriyor? 1970'li yıllardaki önemli siyasi hareket aslında bölgede sizdiniz. Ağrı ve Diyarbakır'da gösterdiğiniz adaylar da belediye başkanlıklarını kazanmışlardı. Peki ne oldu da kitleselleşemediniz? Bizim partimiz 1974 yılının başında kurulmuştu. PKK ise parti olarak 1978 yılında kuruldu, yani 4 yıl sonra kuruldu. Ancak ondan önce de Abdullah Öcalan ve arkadaşlarının bir grubu vardı. UKO'cular diye adlandırılıyorlardı. 1976 yılından itibaren sesleri duyulmaya başladı. Siyasi mücadelede gizliliği savunuyorlardı, şiddeti savunuyorlardı, legal mücadeleyi reddediyorlardı. Ve sadece silahlı mücadele yöntemleriyle sonuca varılacağını söylüyorlardı. Ben o zaman da bunun oldukça yanlış olduğunu, Kürt hareketini terörize edebileceğini, çünkü bölgede çok fazla miktarda patlayıcı madde oluştuğunu, devletin inkar politikası ve baskı politikası yüzünden. Çünkü daha 70'li yıllardan önce, daha 1960'lı yıllarda PKK'nın ortaya çıkmasında daha sistemli müdahaleler var. Ne gibi? Abdullah Öcalan daha PKK'yı kurmadan önce, yani bugün bildiklerimiz gösteriyor ki MİT'le ilişki içerisindeydi. Ve PKK kurulduğu zaman MİT'in bundan haberi vardı. MİT'in elemanları bu kuruluşta aktif rol oynadılar ve bunların başında da Abdullah Öcalan. MİT'in elemanları derken PKK içerisinde MİT unsurları mı vardı? Tabii. Bu pilot Necati dışında başka isimler. Pilot Necati dışında Abdullah Öcalan vardı.
sonradan evlendiği kız Kesire Öcalan vardı. Ve hala PKK içinde olan ve üst konumda olanlardan Duran Kalkan vardı. Yani onunla ilgili bilgilerimiz de onun bu dörtlü içerisinde olduğunu gösteriyor. Bunun dışında başka insanlar da olmuştur çok. Tabii bir bir bilmiyorum. Ama bu konuda bu dört kişiyle ilgili olarak kesin düşünceliyim. Siz Abdullah Öcalan'ın MİT tarafından o dönemde yönlendirildiğini mi söylemek istiyorsunuz? Bu örgütün kurulmasını mı istedi MİT yani? Tabii. Evet, biliyorsunuz o dönemde dünyada devrim dönemleriydi. Yani hem sol devrimler hem de ulusal kurtuluş hareketlerinin çok canlı olduğu bir dönemdi. Ve buna karşı uluslararası düzeyde Amerika'nın en başta liderliğinde paravan örgütler oluşturuldu. Her yerde. Mesela ulusal kurtuluş hareketleri içerisinde sahteleri oluşturuldu. Sahte sendikalar kuruldu. Sahte işçi partileri kuruldu. Mesela Avrupa İşçi Partisi diye bir örgüt kuruldu. Bu CIA'nin güdümündeydi. Onun için PKK'nın Kürt hareketini yanlışa itmek için ve bizzat Kürt hareketiyle savaşmak için bir ABD ve MİT planının ürünü olarak kurulmuş olması hiç şaşırtıcı değil. Hatta ben o kuruluş döneminde ABD'nin de bununla bu konuda bilgisi olduğunu kanısında kuşkum yok. Kontr gerillanın oluşumu gibi. Abdullah Öcalan MİT'in talimatları doğrultusunda PKK'yı kurdu. Kurdu. Evet. Sonraki aşamada ne oldu? Sonraki aşamada 12 Eylül darbesi biliyorsunuz hem sol ve sağdaki terörü kullanarak hem de PKK'nın terörünü kullanarak yönetime el koydu. Ve bana göre bu darbeyi yapanların hem sol örgütler içinde hem sağ örgütler içerisinde o dönemde Ülkü Ocakları, MHP çok etkili kolları vardı. Bunu kullandılar. Darbe yaptılar. Darbe olmadan önce Abdullah Öcalan dışarı geçirildi. Yani ben Abdullah Öcalan'ın çıkışının MİT'in bilgisi dışında olduğu kanısında değilim. Öcalan öyle demiyor. Diyor ki ben MİT'ten habersiz çıktım. Hatta yani arkadaşlarıma bile söylemedim bu yüzden. MİT duymasın diye. Ama diyor ben çıktığımı duyunca şaşırmışlar. Demişler ki avucumuzdaydı adam. Ya nasıl kaçırdık? Biliyorsunuz Öcalan bunun dışında da birçok şeyler söyledi. Dedi ki PKK'yı kurduk. 3 yıl süreyle paramızı, silahımızı, ekmeğimizi diye kullanıyor. Ekmeğimizi, silahımızı devlet sağladı ve korumamızı devlet sağladı diyor. Bizden istenen şey diğer Kürt hareketlerine karşı savaşmak. Ve 3 yıl boyunca bizden ne istedilerse yaptık. Yani diğer Kürt hareketleri malum o zaman Özgürlük Yolu biz. Devrimci Doğu Kültür Ocakları yani legal isimleriyle KUK diye o KDP çevresi. Gerçekten de PKK kurulduktan sonra ilk işi bize karşı savaşmak oldu. İdeolojik olarak da zaten oluşturdukları teori böyleydi. Diyorlardı ki öncelikle bu örgütleri ortadan kaldırmamız lazım. Yani güya sömürgeci rejime karşı mücadele için öncelikle bu Kürt örgütlerini ortadan kaldırmamız lazım. Çünkü bunlar işbirlikçi, bunlar sahte, asıl devrimci biziz. Yani böyle ortaya çıkıp Kürt örgütlerini ortadan kaldırmayı başlıca program amacı yapmış olan bir örgüt belli. Ne olacağı belli. Ve zaten bunu demin de söyledim, Öcalan kendisi de söylüyor. 3 yıl süreyle ekmeğimizi, silahımızı devletmedi ve korumamızı o sağladı. Ha. Dışarı çıkışı bence şöyle oldu. Yani darbe hazırlığını yapanlar Öcalan'la zaten ilişki içindeydiler. Şunu söylediler kendisine tahminim. Yani darbe geliyor sen dışarı geç. Onu Suriye'ye geçirdiler. O kendisi diyor ki ben haber vermeden geçtim. Varsayalım ki öyle. Suriye'ye geçtikten sonra Suriye'nin denetimine girdi Öcalan. Yani Suriye istihbaratı onu denetimine aldı. Ondan sonra yönlendirmeye başladı. Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmak istedi. Su meselesinde, Hatay meselesinde filan. Ve bir dönem kullandı biliyorsunuz. O dönemde de ben PKK'nın MİT'le bütün bağlarını koptuğu kanısında değilim. Çünkü bu bağlar çok çeşitliydi. O yüzden zaten mesela 1980'li yıllarda darbeden sonra
yurt dışında bizim Cunta'ya karşı muhalefet ettiğimiz dönemde bize karşı PKK'nın terörü gerçekleşti. Sizden kaç Özgürlük Yolu çevresinden kaç kişi PKK tarafından öldürüldü? Birkaç tane. Yani 3 kişi şu anda ismini sayacağım. Bir tanesi daha o dönemde 80 öncesi şeyde öldürüldü. Doğu Beyazıt'ta öldürüldü. 2 kişi 1985-86 yıllarında Avrupa'da öldürüldü. Bunlar bayağı nitelikli kadrolardı. Onun dışında yaralananlar oldu. Ve birçok arkadaşımız PKK'nın ölüm listesindeydi. Ama biz dikkatli davrandık. Yani biz PKK ile bir çatışmaya girmek istemedik. Biz PKK'nın yarattığı terörün arkasında devletin istihbarat güçlerinin bulunduğunu, junta'nın bulunduğunu biliyorduk. Daha önce de zaten junta gelmeden önce de yani belli istihbarat birimlerinin olduğunu tahmin ediyorduk. O yüzden biz dikkatli davrandık. Yani terörün içerisine girmedik. Gerek 80 öncesi, gerek 80 sonrası. Bu konuda kendi tabanımızı ciddi biçimde uyardık. Ama bazı başka Kürt örgütleri böylesine dikkatli, uyanık davranmadılar. Mesela KDP çevresinden gelen KUK PKK ile çatışmaya girdi. Ve o dönemde yüzlerce insan öldü. Yani farklı Kürt hareketlerinden, farklı siyasi görüşlerden insanlar PKK tarafından öldürüldü ya da büyük çatışmalar çıktı. Çok öldürüldü. Yani diyorum, biz çatışmalardan uzak durduk. Ama mesela KDP çevresinden gelen KUK o çatışmaların içine girdi. Ve onlardan yüzlerce insan öldü her iki taraftan. 80 öncesi daha. Bölge teröristi oldu. 80 sonrası da PKK hem kendisinden hem muhaliflerden çok insan öldürdü. Yani diyelim bizim kadro planında olmasa bile sempatizan planında birçok arkadaşımız öldürüldü. Daha sonra mesela PKK silahlı eylem başlattıktan sonra Karakoçan'ın bir köyünde 9 genci bize sempatizan olan 9 genci götürdü kurşuna disti. Köye gelip o gençleri alıp götürdüler kurşuna distiler. Hiç böyle kendilerine muhalif olmayan birçok yurtsever insan, öğretmen, halktan insanlar, Kürt veya değil, öldürdüler. Yani ve bunu tabii herkes biliyor. Silahlı mücadele altında bazen sivil, çocuk, kadın ayırmadan kıyımlar yaptılar. Bir devrimci örgüt bunu yapmazdı. Yani PKK devrimci amaçla da yapmış olsa gerçekten. Yani varsayalım ki bizim söylediklerimiz yanlış. PKK şey değildi. Gerçekten. Yani istihbaratla hiçbir bağı yoktu baştan. Veya sonra olmadı. Ama buna rağmen kullandığı yöntemler çok yanlıştı. Ve terör kapsamına girecek eylemler kullandı. Ama ben de şunu söylüyorum. Yani bunu devletin politikasından ve sorumluluğundan ayırmak mümkün değil. Yani devlet bu işten sorumlu. PKK'yı oluşturduğu için sorumlu en başta. Bu sorunu hep inkar ettiği ve baskı yöntemleriyle çözmeye çalıştığı için sorumlu. Dolayısıyla PKK bir sonuçtur ve bu yanlış politikanın sonucudur. Bugünkü PKK'yı nasıl tanımlarsınız? Bugünkü PKK'nın kitle desteği var. Hatta belki dünden daha fazla. Yani diyelim ki işte 100'e yakın belediye. Bu doğrudan PKK'nın denetiminde olmasa DTP bağlı olsa bile PKK'nın bu kitle üzerinde bir etkinliği var biliyorsunuz. DTP'liler bile bunu inkar etmiyorlar. Aynı tabanı paylaşıyoruz diyorlar. Doğrudur bu. Silahlı gücü var, ekonomik gücü var, yayın planında gücü var, televizyon vesaire. Önemli bir gücü var PKK'nın. Ama PKK'nın bu gücü Kürt halkının haklarını kazanma yönünde kullandığı kanısında değilim. Bunu ısrarla söylüyorum. Dün nasıl PKK, Kürt halkının gerçek kurtuluşu için mücadele eden bir örgüt değildiyse, kullanılan bir örgüt değildiyse bugün de öyledir bana. Neden mi? Malum Öcalan yakalandıktan sonra yuvaya dönmüş oldu. Öyle söylendi. Yani Öcalan yuvaya döndü dendi. Bir bakıma 1980 öncesi ilişkiler Öcalan'la yeniden tazelendi. Ve Öcalan duruşmaya çıktığı zaman şunu söyledi açıkça.
onlarca kameranın önünde, yerli ve yabancı, onlarca kameranın önünde dedi ki ben yanlış yaptım, pişmanım. Bana fırsat verirsin, yanlışımı düzelteyim. Hizmet etmeye hazırım. PKK'yı dağdan ben indirebilirim dedi. Ve nitekim biliyorsunuz PKK'nın güçlerini güneye çekti. Bunun yanı sıra ismini değiştirdi. PKK'nın ismini bıraktı. KADEK, daha sonra Kongregel adını aldı. Programını terk etti. Yani bağımsız Kürdistan'ı bıraktı. Hatta federasyonu ve otonomiyi bile bıraktı. Peki PKK'dan geriye ne kaldı? Yani ne Marksizm kaldı, ne bağımsız Kürdistan veya otonom Kürdistan kaldı. Üniter devleti savunur oldu. Hatta biliyorsunuz son yıllarda Kürtçenin resmi dil olmasına da gerek yok diyorlar ve kültürel haklar planında bir takım sistemleri var. Kültürel hakların yanı sıra diyorlar ki yerel yönetimler güçlendirilsin, etkileri genişletilsin. Bu zaten Avrupa Birliği'nin de Türkiye'den istediği bir şey. Türkiye'de de zaten demokratik çevrelerin öteden beri savunduğu bir şey. Yani yerel yönetimlerin yetkilerinin genişletilmesi. PKK olsa da olmasa da, Kürt sorunu olsa da olmasa da Türkiye bunu demokratikleşecekse bunu zaten yapmak zorunda. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bugün PKK, Kürt halkının temel istemlerini savunan bir örgüt değil. Ama öyle görünen ve öyle gösterilen bir örgüttür. Nasıl ki 1980 öncesi PKK sahneye çıktı ve Kürtlerin en radikal örgütü gibi gösterilmesi. Bugün de PKK'nın gücü var ve legal planda, illegal planda gücü var ve öyle gösteriliyor. Şimdi dolayısıyla PKK ile Kürt sorunu çözülmez. PKK'nın niteliği budur. PKK ortadan kalksa bile Kürt sorunu çözülmez. PKK bugün tümden silah bıraksa Kürt sorunu çözülmemiş, çözülmüş mü olur? Yani 80 öncesi PKK olmadan önce Kürt sorunu nasıl vardı? Var olmakta devam edecek. Kürt sorunu, Kürt halkının haklarını tanımakla çözülür. Ama PKK sorununun çözülmesini ben istiyorum. Bu Kürt sorununun çözümü yönünde de bir adım olur. Türkiye'ye barış ortamının gelmesi, demokratik koşullarda sorunlarımızı konuşmak, Türkiye'nin demokratikleşmesi, Avrupa Birliği'ne üyelik ve Kürt sorununun demokratik bir ortamda tartışılması. Yani süngülerin gölgesi olmadan veya PKK'nın Klaşinkovlarının gölgesi olmadan tartışılabileceği bir ortama bizim ihtiyacımız var. Her iki halkın da var. Bu nedenle ben PKK sorununun acilen çözülmesinden yanayım. Yani eğer PKK silahları tümden bırakırsa tek yanlı, bu güzel bir şey olur. Yahut devlet PKK ile dolaylı dolaysız görüşüp PKK'nın silah bırakmasını sağlarsa, dağdaki insanların kente dönmesini, evlerine dönmesini sağlarsa çok iyi olur. Bunu canı gönülden istiyorum. Ve onun için de mesela AK Parti'nin başlattığı süreci bu noktada destekliyorum, olumlu buluyorum. Cesur adımlar atmasını istiyorum. Buna karşı yapılan muhalefeti çok yanlış buluyorum.